Merhabalar kuzularım, tozunlarım. Kimyasal türler arası etkileşimler 3. videosuyla beraberiz. Bu videoda da zayıf etkileşimlerden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım, bismillah. Aşağıda verilen moleküllerden hangilerinde kalıcı dipol, hangilerinde geçici dipol vardır? Peki bu kalıcı dipol ne demektir? Kalıcı dipol demek di 2 pol kutup 2 kutuplu. Yani kalıcı dipol demek aslında polar molekül demektir gençler. Peki geçici dipol dediğimiz ne? Geçici dipol dediğimizin diğer bir ifadesi ise indüklenmiş dipoldür. İndüklenmiş dipol. İndüklenmiş dipol de hatırlayacak olursanız nerelerde gözleniyordu? Apolar moleküllerde ve soy gazların yoğun fazlarında gözleniyordu. Ha, o zaman ben polar molekül arayacağım kalıcı dipol yerine, apolar molekül arayacağım geçici dipol yerine. Peki buna göre O2 eğer iki atomdan oluşuyorsa molekül ve atomlar aynı ise bu yapıya ne demiştik biz geçen videoda? Apolar. Atomlar farklıysa bu moleküle ne demiştik? Polar. Peki bu vatandaşa geldim. Bu vatandaş da hatırla, sadece karbon ve hidrojenden oluşan bütün moleküllere biz ne demiştik? Apolar demiştik. Aha şuna bak, bak bu da şunla aynı. İki atomdan oluşmuş ve atomlar farklı. Yine bu vatandaş da polar. Peki diğerlerine gelince, diğerlerinde merkez atoma bakıyordunuz. Merkez atom kim? Azot. Peki kaç A grubu çıkar? 5 A grubu çıkar. Son katmanda 5 tane elektronu var. Kaçını kullanmış? 3'ünü. Kullanmadığı 2 tane olduğu için bu molekül ne oldu gençler? Polar oldu. Peki karbon tetraklorüre geldim. Karbon merkez atomumuz 4 A grubunda. Son katmanda 4 tane elektron var. 4'ünü de kullandığı için molekül ne oldu? Apolar oldu. Geldim buraya. H2O'da merkez atom oksijen. 6 A grubu çıkar. 6 A grubunun son katmanında 6 tane elektron var ama ikisini kullandığı için molekül polar oldu. O zaman kimler kalıcı dipol? Bak polar olanlar. Şu, şu, sonra şu, sonra şu. Bunlar ne arkadaşlar? Kalıcı dipol. Yani polar molekül dediğimiz yapılardır diyoruz. Ve diğerleri de yani apolar olanlar O2, C2H6 dediğimiz etan gazı ve karbon tetraklorür ise indüklenmiş dipol yani geçici dipol sınıfına girmektedir. Soru 2. Aşağıda verilen molekül çiftlerinin arasında gözlenen etkileşim türünü belirtiniz. HV ile HV arasında hangi bağ gözlenir? Hemen hatırlıyorum. Eğer hidrojen, flor, oksijen ya da azot atomlarından birine bağlı ise, dikkat bak birine bağlı ise bu moleküllerde ne bağ gözlenir? Hidrojen bağı gözleniyordu. E bunda hidrojen bağı var, bunda da hidrojen bağı varsa birinci de yapacağımız, yazacağımız şey ne? Hidrojen bağıdır diyoruz. İkinciye geçtim. İkinci de öğrenciler bazen şaşırabilir. Hocam bak burada hidrojen var. Aha burada azot var. Dolayısıyla burada da hidrojen azota bağlı olduğuna göre biz buna hidrojen bağı diyemez mi? Diyemezsin kardeşim. Ne dedik? Hidrojenin bu üç elementten birisine bağlı olması lazım. HCN'nin yapısını açacak olursanız H karbon üçlü bağ azot. Bak burada hidrojen karbona bağlı. Dolayısıyla bu yapı da hidrojen bağı gözlenmez. Peki ne gözlenir? Peki biz biraz önce şurada dedik ki arkadaşlar burada yok ya gerçek. 3 farklı atomlar oluşan moleküllere biz polar dedik. Bu polar, bu da polar. Polar moleküllere kalıcı dipol ya da dipol demiştik. Dolayısıyla bunların arasında gözlenen etkileşim dipol-dipol etkileşimdir. Geldim buraya. Karbondioksit hatırlayacak olursanız merkez atomu karbon 2. 2 kere 2 oksijen 2 bağ yaptığı için 4 bağ yapmış. Apolar yapıya sahip. Bu da apolar. Apolar apolar. Hangi etkileşimde? İndüklenmiş dipol. O zaman bu iki molekül arasında indüklenmiş dipol etkileşimi gözlenir diyoruz. Geldim buraya. Karbondioksit indüklenmiş dipoldü. Yani apolar moleküldü. H2O ise kalıcı dipol. O zaman buraya şöyle yazabilirsiniz. Geçici dipol, kalıcı dipol diyebilirsiniz. Kalıcı dipol. Kalıcı dipolün diğer bir ifadesi dipoldü. Tamam, ya da polar molekül de diyebilirdik direkt buraya veya buraya indüklenmiş dipol de diyebilirdik. İndüklenmiş dipol şeklinde de karşımıza çıkabilir. Yani geçici dipolün diğer bir ifade şekli indüklenmiş dipoldür. Kalıcı dipolün diğer bir ifade şekli direkt dipol olarak da söyleyebiliriz gençler. Devam. Hidrojen atomunun flor, oksijen, azot atomlarından herhangi birisine bağlı olduğu moleküller arası gözlenen etkileşime hidrojen bağı denir. Biraz önce söylediğimiz şey. Yukarıda verilen tanıma göre aşağıdaki moleküllerden hangilerinde hidrojen bağı vardır? Bak hidrojen kime bağlı? Flora. Var. Bir önce bahsettik. Yok. Bak burada oksijen var ama hidrojenler nereye bağlı gençler burada? Karbona. Bunun yapısı biraz daha açacak olursam 3 tane hidrojen, 3'ü de karbona bağlı. Oksijen, karbon, hidrojen. Oksijene bağlı hidrojen var mı? Yok. Çizdim. Yok. Ama burada dikkat edin oksijene bağlı bir tane hidrojen var. Onun için olur. Hidrojen nereye bağlı? Klora. Hidrojen bağı yok.
Burada zaten hidrojen hidrojene bağlı olduğu için hidrojen bağı yok. Yani şurada hidrojen ile hidrojen arasındaki tek bağ bu hidrojen bağı değildir zaten. Bu nedir arkadaşlar? Atomlar arası polar kovalent bağıdır. Bahsettiğimiz hidrojen bağı zaten dikkat et nerede gözleniyor? Moleküller arasında. Yani HF ile HF arasında hidrojen bağı gözlenir. Ama hidrojen ile flor arasındaki bağ hidrojen bağı değildir. Devam. Pentan bileşiğinin izomerleri aşağıda verilmiştir. Bu üç bileşiğin kaynama noktalarını karşılaştırınız. Bak, üçünü de kapattığım zaman C5H12. Ve biz geçmiş videolarımızdan hatırlayın. C5H12 sadece karbon ve hidrojenler oluştuğu için yapı ne? Apolar. Peki apolar moleküllerde hangi bağ gözleniyor? London kuvvetleri. Ya da diğer bir ifadeyle indüklenmiş dipol etkileşimleri. Peki indüklenmiş dipol etkileşimleri ne? Şöyle düşünün demiştik konu anlatım videosunda hatırlayacak olursanız. Kütlesel çekim olarak düşünebilirsiniz, tamam? Kütlesel çekim arttıkça da London kuvvetleri yani indüklenmiş dipol etkileşimleri artacak. Maddenin erime noktası, kaynama noktası artacak. Niye? Çünkü etkileşim artarsa, tanecikler birbirini sağlam tutarsa bunu eritmek, kaynatmak zordur. Peki, şimdi bunların hepsinin eması aynı, değil mi? Molekül kütlesi aynı. İyi de o zaman neye bakacağım? Bu sefer de yüzey alanına bakacaksın. Bak birinci molekülü göstereyim. Şu düz, tamam. Bu da aynısından iki molekül birbirine bu kadar yaklaşabilir. Tamam. Bu kadar yaklaşabilir ve tutma yüzeyi yüksektir. Birbirlerini sağlam tutarlar. Ama siz burada gördüğünüz gibi birazcık dallandırıp budaklandırırsanız, molekülü biraz toparlarsanız ne olur? Moleküller birbirinden uzaklaşır. Uzaklaştığı için etkileşim az olur. Dolayısıyla organik bileşiklerde bu moleküllerde dallanma arttıkça düz zincirden dallı budaklı yapıya gittikçe London kuvvetleri bu tarafa doğru gidildikçe London kuvvetleri yani indüklenmiş dipol etkileşimleri azalır. Bu azaldığı için erime noktası ve kaynama noktası ne yapar arkadaşlar? Düşer. Ve ileride organik kimyada 9. sınıfta izleyen çocuklarımızdan şimdilik kulağına küpe olsun. Organik kimyada gördüğünüzde bütün organik bileşikler için bu genellemeyi yapacaksınız gençler. Devam. Yine hidrojen bağı ile ilgili bir soru. NH3 molekülü ile NH3 molekülü verilmiş. Sıvı NH3'te gözlenen bağlar yanda gösterilmiştir. Bakın, şimdi sadece bir tane NH3 alıyorum şunu. Bu molekül içerisindeki şu bağ A bağı demiş. Bu A bağı dediğiniz bağ azottan gelen bir elektronla hidrojenden gelen bir elektronun ortaklaşmasıyla konulmuş bildiğin kovalent bağdır. Hangi kovalent bağdır? Polar kovalent bağdır. Farklı atomlar arasında olduğu için. Ama B bağına gelince B bağı dediğimiz bağ ise bakın iki molekülü bir arada tutan bağdır. Dolayısıyla bu hidrojen bağıdır. Niye hidrojen bağı? Çünkü hidrojen bağı olması için hatırla, hidrojenin azot, flor ya da oksijenden birisine bağlı olması gerekiyor. Şu polar kovalent bağı güçlü etkileşim diyoruz. Güçlü. Şuna ise zayıf etkileşim diyoruz. Atomlar arası bağlar güçlü, moleküller arası bağlar zayıf. A ile gösterilen güçlü, B ile gösterilen zayıf etkileşimdir. Doğru. A elektron alışverişi. Ha, durdum burada. Kovalent bir kere bu. Elektron alışverişiyle olmaz. Devamını hiç okumaya bile gerek yok. Fiziksel olaylarda B bağ kopar. Gençler, B bağ dediğimiz bağ moleküller arası bağlardır ve bu moleküller arası bağlar aynı zamanda fiziksel etkileşimlerde, fiziksel bağlarda denir. Kaldı ki siz NH3'ün sıvısını buharlaştırdığınızda, ısıtıp buharlaştırdığınızda iki molekülü birbirinden ayırırsınız. Dolayısıyla bu ifade doğru. B bağ kopar veya oluşur doğrudur. A ile gösterilen bağ hidrojen bağı değil, bu polar kovalent yanlıştır. A molekül içi, B ise moleküller arası bağ örnektir, doğrudur. Dedik, devam ediyoruz. Magnezyum klorür tuzunun sulu çözeltisinde aşağıdaki etkileşimlerden hangileri gözlenmez? Hemen bir bakıyorum. Magnezyum klorürü MgCl2'yi suyun içerisinde atmışlar, çözmüşler. Hatırla bu vatandaş iyonik bileşik. İyonik bileşik suda çözüldüğünde magnezyum artı 2 artı 2 tane klor eksi şeklinde ayrışır mı? Ve bunların altına ne yazarız? Suda yazarız. Ne demek bu? Biraz daha resmedeyim ben size. Magnezyum artı 2'nin etrafı neyle çevrelenmiş? Suyla çevrelenmiş ve suyun oksijeni tarafından çevrelenmiştir. Şunu yanlış yazdık. Aynı şekilde birkaç tane daha buralara çizebilirsiniz gençler. Şöyle bir yapı. Tamam. Peki aynı şey kimin içinde geçerli? Klor içinde geçerli. Klorun etrafında da su molekülleri var ama bu sefer suyun etrafına klora yakın olan kimler? Hidrojenler. Hocam niye burada oksijeni burada hidrojeni yaklaştırdık? Çünkü magnezyum artı 2, oksijen ise eksi. Eksi artıyı çeker de ondan. Aynı şekilde burada eksi hidrojen artı olduğu için etrafına çizebilirsiniz gençler böyle. Peki şimdi bu vatandaş H2O polar molekül. Polar moleküle biz ne diyoruz? Dipol diyoruz. Magnezyum artı 2 ne? Bir iyon. O zaman bu ikisini bir arada tutan kuvvetin ismi iyon dipol etkileşimi. Doğru.
Peki bunların etrafında bir sürü su molekülü yok mu? Su molekülü ile su molekülü arasında hidrojen bağı kurulur mu? Evet. İndüklenmiş dipol demiş. İndüklenmiş dipol nerede gözleniyordu? Apolar moleküllerde. Var mı burada apolar bir molekül? Yok. Onun için üçüncü ifade yanlıştır. Aşağıda verilen moleküllerin kaynama noktalarını karşılaştırınız diye sormuş. Kaynama noktasında neye bakacaksınız? Tanecikleri bir arada tutan kuvvete bakacaksınız. Bu kuvvet ne kadar sağlamsa onun erime noktası, kaynama noktası o derece yüksektir. KCl'den başlıyorum. KCl iyonik bileşik. İyonik bileşik nasıl bir bağ? Kuvvetli, güçlü, sağlam. O zaman bir en yükseklerden birincisi olacak. Tamam. Metal var mı? İçlerinde yok. O zaman birincisi en yüksek. Sonra şunlara geçtim. Bunlarda dikkat et. Oksijene bağlı hidrojen var. Oksijene bağlı hidrojen var. Kaç tane? 2. O zaman bu 2 tane hidrojen bağı yapabilir. 2 tane hidrojen bağı. Buraya geldim. Bunda hidrojen bağı var mı? Var. Kaç tane? 1. Yazdım. 1 tane hidrojen bağı yapabilir. Peki buraya geldim HCl. Polar molekül mü? Evet, polar. Polar moleküllerde ne gözleniyordu? Dipol dipol etkileşimi gözleniyordu. Tamam. Karbondioksit apolar. Aha bu da apolar. Ha bu ikisinde de ne gözleniyor? London kuvvetleri gözleniyor. Apolar moleküllerde London kuvvetleri. Moleküller apolar olduğu için London kuvvetleri diğer bir ifadeyle indüklenmiş dipol etkileşimleri gözleniyor. Şimdi sıralayacağım bak. En güçlü kim? 1. O zaman kaynama noktası en yüksek olan 1'dir. Büyüktür. Sonra bunlar ise fiziksel etkileşimlerdir. Fiziksel etkileşimlerin içerisinde en kuvvetlisi hidrojen bağı. Hidrojen burada da hidrojen bağı, burada da hidrojen bağı var. O zaman her iki molekülde de hidrojen bağı gözleniyorsa hidrojen bağının sayısına bakacaksın. 2 tane var, 1 tane var. Ha, o zaman sonra kim geldi? 2. Sonra kim geldi? 3. Hocam niye? Hidrojenler dipol dipolden büyük mü? Evet. Hidrojen bağı en zayıfların içerisinde en güçlüsü hidrojen bağı. Sonra dipol dipol, sonra London kuvvetleri geliyor. Peki sonra kim geldi o zaman? 3'ten sonra 4 geldi. Ha hocam iyi de bu ikisini nasıl ayıracağım? Bu ikisinde de hatırlayın biraz önce söyledim. London kuvvetlerini ya da indüklenmiş dipol etkileşimlerini kütlesel çekim olarak düşünün. Karbondioksitin emasını verir size adam 44, şu vatandaşın emasını verir 16. Bu vatandaş 44-16, bunun eması daha yüksek olduğu için bunun polarlanabilirliği, indüklenebilirliği daha yüksektir. Dolayısıyla da beşincisi daha yüksek. Sonra kim gelir? Altı gelir diyoruz. Devam ediyoruz. Aşağıda verilen maddelerin kaynama noktalarını karşılaştırınız. Bak, bunun üzerine yıldız koymuşuz birkaç tane. Hakikaten bu sorun birazcık baba sorulardan bir tanesidir. Niye? Hocam aha burada hidrojen bağı var mı? Var. Bunda var mı? Var. Bunda var mı? Var. Yani NH3 ile NH3 arasında hidrojen bağı gözlenir. H2O ile H2O arasında hidrojen bağı gözlenir. HB ile HB arasında hidrojen bağı gözlenir. Şimdi öğrenciler, birazcık işi bilen öğrenciler ilk cevabı şu olur. Der ki hocam hepsinde hidrojen bağı varsa hidrojen bağının sayısına bakarım. Bir tane hidrojen bağı oluşur. İki tane, üç tane oluşur. Dolayısıyla en büyük NH3'tür, sonra H2O'dur, sonra HB'dir. Ama sıralama öyle değil. Sıralama nasıl biliyor musunuz gençler? 2 büyük, 3, 2 büyük, 3 büyük, 1'dir. Neden? Şimdi bunun sebebine geldim. 2 tane NH3 molekülü çiziyorum daha net görmeniz için arkadaşlar. N hidrojen, hidrojen, hidrojen. Nokta, nokta. Aynısından bir tane daha çizdim. Hocam niye 2 tane nokta koyduk? Çünkü azot 5A grubu. Tamam. Eşleşmemiş iki tane elektronu var, ortaklanmamış. Pardon. H2O'yu çiziyorum. İki tane yan yana. Hidrojen, hidrojen. 6A grubu olduğu için 4 tane kullanmadığı elektronu var. Aynısından bir tane daha çiziyorum. Hidrojen, hidrojen. Nokta, 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 nokta. HF'yi de aynı şekilde. Ay şöyle çizelim. Hidrojen, flor. Şurada 2, 2, 2. Aynısından bir tane daha çizdim. Flor, nokta, 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 nokta. Şimdi bak. HF ile HB arasında doğru bir tane hidrojen bağı oluşur. Şu hidrojen gelir buradaki elektron çiplerine saldırır. Ama H2O'da dikkat. İki tane hidrojen var ya. Şuradaki elektron çiftiyle şu hidrojen etkileşir. Şununla da şu etkileşir. 2H2O molekülü arasında kaç tane hidrojen bağı gözlenir? 2. Tamam. Geldim şimdi buna. Asıl buna dikkat. Normalde öğrenci 3 tane hidrojen bağı oluşturur diyor da iyi de kardeşim 3 hidrojen var da bunun karşı tarafta yan molekülde saldırabileceği hidrojen yok ki. Pardon, elektron çifti yok ki. Hadi şu hidrojen şuradakiyle bağ yaptı. İyi de bu hidrojenin bağlanabileceği bir elektron çifti kalmadı. Dolayısıyla bu ikisi arasında da bir tane hidrojen bağı oluşur. O zaman en yüksek kim oldu? 2.
Şimdi bu ikisini neye göre karşılaştıracağım? İkisinde de bir tane hidrojen bağı. Bu sefer hidrojen bağının sağlamlığına bakacaksın. Hidrojen bağı hangisinde daha sağlam? Florda. Niye? Çünkü bu daha elektronegatif de ondan. Onun için en büyük 2, sonra 3, sonra 1. Önce sayısına baktık. Eğer sayı aynıysa bu sefer elektronegatiflik değerine bakıyorsunuz. Florunki daha yüksek olduğu için oradaki hidrojen bağı daha kuvvetlidir diyebilirsiniz gençler. Peki sonraki örneğimize geçtik. Yani sıralamamız ahında böyle olduğu sebebi de bu. Aşağıdakilerin hangisi diğerlerinden farklı bir değişimdir? Bu sefer de neye geçtik? Kimyasal ve fiziksel değişimlere geçtik. Demirin akkor haline gelmesi demek. Ne demek? Demirin kızarması, ısıtılıp kızarması demek. Peki fiziksel bir olaydan başka bir şey var mı? Yok. Ekmeğin küflenmesi, küflenme varsa, mayalanma varsa, bakteri varsa işin içinde. Tamam. Sütün ekşimesi, sütten yoğurt eldesi, üzüm suyundan şarap eldesi, üzümden sirke eldesi, elmadan sirke eldesi gibi. İşin içine bakteri girerse, parçalanma varsa olay bilin ki kesinlikle kimyasaldır. Sarkıt dikit oluşumu. Bunlara da benzerleri de sorayım. Sarkıt dikit oluşumu derse, daha sonra çimentonun donması derse, yağlı boyanın kuruması derse, bunun içerisinde havayla, havanın oksijeni veya karbondioksit ile kimyasal reaksiyon olduğu için olay kimyasaldır. Biraz önce de bak ne dedik? Mayalanma varsa olay kimyasaldır. Tuzlu suyun elektriği iletmesine gelince elektriksel iletkenliği ikiye ayırabiliriz. 1- İyonlarla iletkenlik, 2 elektronlarla iletkenlik. Elektronlarla iletenler metal çubuklar. Eline al bir tane bakır çubuk, sok prize çıkar. Değişen bir şey olur mu? Sende olur da metal çubukta olmaz sevgili çocuklarım. O zaman kimyasal bir değişme söz konusu değil. Onun için metallerin elektriği iletmesi olay fizikseldir. Lakin sen tuzlu suya elektriği verdiğin anda ne gerçekleşir biliyor musun? 12. sınıfta ilk göreceğin elektroliz olayı başlar. O da kimyasal bir olaydır. Yani hangisi farklı oldu? Adana farklı oldu. Devam. Ve son sorumuz. Aşağıdakilerden hangilerinde kömürün küle dönmesiyle aynı tür değişim gözlenir? Peki kömürün küle dönmesi ne demek? Kömürün yanması demek. Bu ifade üniversite sınav sorusunda çıkmış bir ifadedir. Peki yanma olayı ne demek? O2 ile tepkime demek. Yani kimyasal. Sütten yoğurt mayalanma var mı? Evet, olay kimyasal. Elektroliz, biraz önce söyledik, olay kimyasal. Gümüşün kararması yine yanma olayıdır. Demirin oksitlenmesi yanma olayıdır. Olay kimyasal. Ham petrolün rafine edilerek benzin eldesi, ilk duyduğunda bunu direkt kimyasal gibi görünür. Doğru mu gençler? Ama ve lakin ham petrol nasıl elde edilir? Gelir işte petrol boru hatlarıyla rafineriye, tamam, veya şeylerle, tankerlerle o sisteme girdikten sonra kaynama noktası farkına göre ayrıştırma yapılır. Bak kaynatıyorsun. Tamam, sıvıyı gaz hale geçiriyorsun. Fiziksel bir değişim değil mi gençler bu? Olay fizikseldir. Gökkuşağı oluşumu. Ne oldu burada? Yağmur yağdı. Su zerreleri havada kaldı. Işık geldi, yansıdı. Ve peki su molekülünde değişme var mı? Yok. Bir kimyasal tepkime var mı? Yok. Olay fizikseldir. Hava yastığının şişmesi. Aslında bunu çok da bilmek zorunda değilsiniz de bazen soru bankalarında soruluyor sevgili çocuklarım. Hava yastığının şişmesinde direkt öğrenci ilk başta şey diye düşünebilir. Ama sonuçta arkadaş bir tane yastık şişiyor, balon şişiyor orada. Olay fiziksel, öyle bir şey değil. Onun şişmesi esnasında içeride kimyasal bir reaksiyon gerçekleşiyor. Olay kimyasaldır diyoruz. Ne dedik? Aynı değişim. Peki kimyasal olanlar kimler? 1, 2, 3 ve 6 oldu diyoruz ve bu videomuzu da bitiriyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın gençler.